Bu videoda sizlerle beraber Android telefonda unutulmuş bir ekran kilidi nasıl açılır ve ayrıca Samsung telefonlarda da unutulan Google kimliği veya erişilemeyen, aktifleştirilemeyen bir hesap hatası alıyorsanız 3 dakikada bu sorunları nasıl çözebiliriz? Bu videoda bunu göstereceğim. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan ilk adımla başlayalım. Dostlar ilk olarak aşağıda bırakacağım linkten bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Bu uygulama ile birlikte herhangi bir Android telefon için ekran kilidini açabilecekken şifresini unuttuğunuz bir Google hesabı varsa da Google hesabı aktifleştirmeyi de rahatlıkla atlayabileceksiniz. Uygulamanın ücretsiz versiyonu bulunuyor fakat ücretli versiyonda maalesef ki var. Telefonun açılması için bu ücreti ödememiz gerekecek ve telefonumuzun içindeki tüm bilgilerin silineceğini de söyleyeyim. Yani telefonu önceden yedeklemiş olmanız önemli. Bu noktada tekrardan yedek sürümü de kullanabilirsiniz. Açıkçası bu uygulamanın dışında şu anlık herhangi bir çözüm yolu bulunmuyor. İsterseniz şimdi uygulamanın kullanımına geçelim. Zaten indirdiğiniz exe dosyasında next butonuna basarak hızlıca ilerleyip uygulamayı kurabiliyoruz. Uygulamayı açtığımızda 3 ana başlık bizleri karşılıyor. Şu anki Samsung telefonun hem şifresi hem de Google hesabı unutulmuş durumda. İki kilidi de hızlıca açacağız. Öncelikle aşağıdaki seçeneklere tıklıyoruz. Start dedikten sonra telefonumuzu bağlayıp ileri diyor. Sonraki kısımda çıkan ekranda telefonumuzun Android versiyonunu seçmemiz gerekiyor. Burada minimum Android 5 sürümünü görebiliyoruz. Bunun altında bir telefon kullanıyorsanız bu işlemler maalesef ki geçerli değil. Burada ilk olarak telefonu sıfırlamamız gerekecek. Altta çıkan yeşil butondan hızlıca telefonu sıfırlayabiliyoruz. Sonrasında burada Android sürümünü seçip devam tuşuna basıyoruz. Önümüze çıkan uyarı sayfasında da OK deyip işlemi bitmesini bekleyeceğiz. Burada biraz beklememiz gerekebiliyor. Kurulum tamam tamamlandıktan sonra Google'a iTulip e Bypass yazıp burada karşımıza çıkan sayfadaki 5 uygulamayı da indirip ilk 3 uygulamayı kuruyoruz. Download kısmında indirdiğimiz APK dosyalarını görebiliyoruz. Buradan tek tek kurulumları yaptıktan sonra Chrome'da çıkan eklentilerin hepsine izin vermemiz gerekiyor. FRP Bypass uygulamasını kurduğumuz zaman da Üst tarafta Browser Sync butonuna tıklıyoruz. Ardından uygulama bizi Google hesabı açmaya yönlendiriyor. Burada yeni bir hesapla birlikte girdikten sonra telefonu yeniden başlatıyoruz. Yeniden başladıktan sonra da telefonumuz bu hesapla birlikte yeniden aktif hale gelecek. Siz de bu uygulamayla bu adımları uyguladığınız zaman kesinlikle hem ekran kilidinden hem de Google hesabından hızlı bir şekilde kesin bir şekilde kurtarabileceksiniz. Bu adımların hiçbirini atlamadan güzel bir şekilde uyguladığınızda kesinlikle bir sorun yaşayacağınızı da düşünmüyorum. Ek olarak i2lab uygulaması da yapacağımız işlemleri resimlerle güzel bir şekilde özetlemiş. Ayrıca eğer takıldığınız bir yer olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.